Mesela bakın burada şimdi fosiller var. Hep birlikte bakalım. Bir tane kara ceviz fosili var. 2,5 milyon yıllık. Bakın ceviz. Günümüzdeki haline bakıyoruz. Bu kara ceviz tabii. Bu şekilde gösterelim. Kara ceviz 2,5 milyon yıllık. Günümüzdeki haline bakıyoruz. Hiç değişmemiş. Evet. Hiç evrim falan geçirmemiş. Evet. Zaten geçiremez de. Çünkü genetik bilimi bunun olamayacağını kanıtlıyor. Fosiller de olamayacağını kanıtlıyor. 2 milyonlarca yıl fosil var. Bakın cevizin gene günümüzdeki halini, başka örneklerini görelim burada. Hep aynı. Yani 2,5 milyon yıl boyunca ceviz ceviz. Burada Turritella fosilleri görüyoruz. 148 milyon yıllık. Şimdi ona bakalım. Bakın Turritellalar 148 milyon yıl boyunca hiç değişmemiş. Aynı. Bu da Spiri günümüzdeki hali. vida gibi. Tabii yani bakın Mühendisliği. tıpa milimetrik olarak aynı. Bunu çocuğa sorsak evrim yok der. Fosil çok net delil yani, maşallah. Bu ahir zaman mucizesi bu da yani, inşallah. Hadiste belirtiyor Peygamberimiz. Mehdi diyor 1000 yıldan eski kemiklerle konuşacaktır diyor. Yani fosilleri kullanacağını Peygamber Efendimiz bildiriyor. Hocamız Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak bunları dünya çapında kullanan insan, maşallah. Yani çünkü Maşallah. yaratılış atlası internet sitelerinde balyoz gibi indi. 350 milyon tane delil ki gizleniyordu bunlar. Ama aynı zamanda aşağı çıktı. Yani gerçek Evet. fosil gizlenir mi? Bilim adamı böyle bir şey yapar mı? Adam evrim vardır diyor. Fosil hiç kullanmıyor ama. Darwin de diyor ki evrimin delilleri diyor sadece fosil kayıtlarında bulunabilir diyor. Bakıyorsunuz evrimciler gerçek fosilden kesinlikle kaçıyorlar. Müzelere gidiyorlar. Bir arkadaşımız Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'ne gidiyor. Hem kendisi gidiyor hem de Amerikalı bir tanıdığımız hanım gidiyor. İkisi de ara geçiş formu gösterin diyorlar müze yetkililerine. Ya diyor Bodrum'da diyor, depoda diyor. Depo nerede işte, ya diyor işte Çok şurada. önemli. Böyle birinde bir tanesinde kaçıyor. Diğerinde kaçamıyor işte, diyor ki önce çok pahalı diyor ara geçiş formları. Ne demek diyor pahalı diyor. Yani milyonlarca ara geçiş formu olması gerekir diyor. Hatta milyarlarca ara geçiş formu olması lazım gelir diyor. Müze yetkisi diyor ki hiç böyle düşünmemiştim diyor. Ya şaka gibi böyle. Ara geçiş formu falan yok. Olsa zaten hocamıza getirecekler. 10 trilyon ödül var. Kimse yok ya. Ya bir kişi çıkmaz mı insan 10 trilyon parayı almak için? Evrimci işte televizyonda diyor ki ben ara geçiş formuyum diyor. Gelecek herhalde, ya diyecek Çok kusura bakmayın ara geçiş formu benim, yani bir 10 trilyon vaat etmiştiniz uyanık. Biz de vereceğiz onu, uyanıklık yapmasın öyle, yok. Ara geçiş formu gösterecek yani, nasıl bir şey? Patolojik, asimetrik. asimetrik, organların oluşumunu gösteren, bir canlıdan diğer canlıya tesadüfen değiştiğini gösteren fosiller bize gösterecek. Mesela yarı balık, yarı sürüngen olacak veya çeyrek balık işte %75 sürüngen olacak. Olabilir mi? Olamaz. Niye? Hiçbir yarım yamalak organ en ufak bir eksiği olduğunda çalışamıyor. Bu net olarak biliniyor. Mesela akciğerin, solungacın akciğere dönüşümünü iddia ediyorlar. Olamaz. Solungaçta siz en ufak bir değişiklik yaptığınız zaman o balık ölür. Akciğeri de olmadığı için iyice ölür. Yani zaten ölür yani. Bunu nereden biliyoruz? Balığı alın sudan, trilyonlarca kere yapsanız hep ölür balık. Hatırlıyorum, Bugüne kadar hiç acısıyla hayatta kalan yapsanız. balık var mı? Değişim. Ya bu karikatürler vardı. Onlardan gösterebiliriz aslında böyle. Kurbağa avlanıyor böyle. Olta sarkıtmış. Bakayım nasıldı. Sen şunu diyor ki o. Ya diyor bir evrimleşeyim karaya çıkayım diyor balık. O da diyor ki sen şunu ham yap bakayım. Evrim yok diyor. Böyle bayağı güzel karikatürler. Dalga geçiyorlar yani. Bu kadar safsata böyle kepazelik İnsanlık tarihinde görülmedi. Yani insan utanır ya Sümerlerden kalma. Hadi Sümerler 3000 yıl önce bu kepazeliği yapmışlar ya da Mısır'daki Firavun. O diyor işte Mısır'ın Nil'in çamurlarından oluştu diyor. Koskoca adamlar ayıp artık. Zaten onun için ortaya çıkamıyorlar. Evrimci arıyoruz. Yok. Bunların Evet. toplandığı bir yer olabilir aslında böyle. Bir tane ekmeğim ben. Darwin Bir tane kıraathanesi falan gibi. Saklanıyorlar. Bir saklandıkları bir yer vardır illaki. Neticede yani Darwinizm hakikaten bilimsel olarak öldü. Bunu ayakta tutmaya çalışıyorlar artık, son deccaliyetin son şeyi.
Son döneme girildi inşallah. Artık kazıma döneminde. Yani her yerin nereye kamuoyu yoklaması bakılsa tepe taklak gidiyor. Danimarka'da böyle, İngiltere'de böyle, Amerika'da böyle, Türkiye'de zaten %95'lerin üzerine çıktı Darwinizme inanmayanların sayısı. Hiçbir yerde artık şey, bakın %25 diyor The Guardian gazetesi 2008 yılında. İngiltere Darwinizmin beşiği. %100'e yakını inanıyordu artık o derece. %25 diyor artık inananların sayısı diye. Guardian gazetesi yazdı bunu. Evrime. Evet. Ondan sonra 8 saat içinde de başlığı değiştiriyorlar. Çok tepki geliyor. Sen ne yapıyorsun diye, öyle başlık konur mu diye. İşte o zaman da diyorlar %25'i inanıyor ama %75'i de şöyleydi böyleydi diye başlığı yumuşattılar. Daha 2008 yılında bu. 3 senede yüzde kaç olmuştur o? Sıfıra doğru gidiyor Allah'ın izniyle inşallah.